Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben inflamatuar bağırsak hastaları ve aileleri yardımlaşma derneği başkanı Ömür Akkaya. Hepinize sağlıklı akşamlar diliyorum. Bugün akşam canlı yayın konuğumuz Aile Hekimleri Derneği Başkanı, aynı zamanda Aile Hekimleri Federasyonu delegesi ve Acil Tıp ve Aile Hekimleri Kongre Başkanı olan Sayın Uzman Doktor Hakan Uzun hocamızla beraber canlı yayınımız olacak. Bugünkü canlı yayınımızda ise Hakan Uzun hocamızla İBA'da zatürre aşısı bu konuyu işleyeceğiz. Biraz sonra hocamız aramızda olacak. Bekliyorum kendilerine katılmasını. Konumuz İBA'da zatürre aşısı ve kronik hastalarda idari izin ve sizden gelen soruları cevaplayacağız. Az sonra Hakan hocamız aramızda olacak. Hakan hocamızı ben size tanıtmak istiyorum. Trabzon Aile Hekimleri Derneği Başkanı kendisi. Aynı zamanda Aile Hekimleri Federasyonu'nun delegesi ve Acil Tıp ve Aile Hekimleri Kongre Başkanı Sayın Doktor Hakan Uzun hocamız az sonra aramızda olacak. Konumuzsa İBA'da zatürre aşısı ve kronik hastalıklarda idare izin. Hakan hocamız geldi. Kendisine istek gönderiyorum. Şu an isteğin onaylanmasını bekliyoruz arkadaşlar. Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Hoş geldiniz hocam, öncelikle merhabalar. Merhaba, hoş bulduk Ümür Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Görevimizi rica ediyorsunuz. Öncelikle bunun için sizlere minnettarız, teşekkür ediyoruz. Siz sağlık çalışanları başta olmak üzere Covid'le mücadele eden herkesin hakkı çok büyük, ödenmez. Teşekkür ediyoruz. Sizlerle beraber birçok meslek grubu risk altında, kuryeler olsun, ismini sayamadığımız polis teşkilatı, binlerce arkadaşımız böyle görevini icra ediyor. Bugünkü konumuz hocam, İBA'da zatürre aşısı gerekli mi? Yapılmalı mı? Yapılması için hangi şartlar gerekiyor? Bunu konuşmak istiyoruz. Ve daha sonrasında kronik hastalarda idari izin nasıl olmalı ve hangi şartlarda verilmeli? Daha önce bu konu hakkında Sağlık Bakanlığı'yla görüşmelerimiz oldu. Sayfalarda paylaşımlarımız olmuştu. Biz de onları alıp paylaşmıştık sayfalarımıza. Sözü size bırakmak istiyorum hocam. Ben gelen soruları size aktaracağım. Konuşmanızı kesmeden. Bugünkü yayınımızda özellikle bu COVID pandemisinde pneumokok aşılaması, zatürre aşılamasını, bir de yeni olarak grip aşılaması konusuna da değinebiliriz. Bu da çünkü şu anda bakanlık tarafından yapılmaya başlanacak. Artı bir de dediğiniz gibi bu idari izinler nasıl olacak, nasıl gidecek, bu konulardan bahsetmek istiyoruz. Gelen soruları da bu çerçevede yanıtlayabiliriz. Evet, bildiğimiz gibi şu anda tüm dünya bir korona pandemisiyle beraber karşı karşıya. Bunun ne zaman biteceği, ne olacağı henüz daha belli değil. Çünkü yaşayarak görüyoruz. Aşı olacak mı, olmayacak mı, bununla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Bu dönemde özellikle pneumokok aşıları ve aşılama daha ön plana çıktı. Çünkü toplumun farkındalığı ortaya çıktı. Mesela bu pandemiden önce biz hastalarımızda pneumokok aşısı yapmak için sağlık merkezlerine davet ettiğimiz zaman kimse gelmiyordu. Kimse aşı olmak istemiyordu. Ama şu anda büyük bir talep var, büyük bir talep patlaması var. Ve insanlar aşı olmak istiyorlar. Yalnız burada bir şeyi karıştırıyoruz. Bu konuda bilgi vermemiz lazım. Bizim şu anda hastalarımıza yapmış olduğumuz pneumokok aşısı sadece bakterilerin yapmış olduğu pnömoni, yani zatürreye karşı etkili bir aşı. Bu yüzden tamamıyla koruyor yoksa? Onu söyleyeceğim şimdi. Yani koronavirüs enfeksiyonuna, korona pandemisine, koronaya bu aşının hiçbir etkisi yok. Neden yok? Çünkü aşı sadece
bakterilerin yapmış olduğu zatüreye karşı etkili. Korona ise bir virüs enfeksiyonu. Virüs enfeksiyonu olduğu için virüslere etkili değil. Zaten virüslere etkili olması için çalışmalar şu anda korona ile ilgili devam ediyor. Birçok ülkede korona enfeksiyonuna karşı, virüse karşı aşı çalışmaları devam ediyor. Ve Türkiye'de de yerli aşı çalışmaları devam ediyor ama henüz daha bir sonuç yok. Şu anda hayvan deneyleri, hayvanlara yapılan aşılamalar tamamlandı. Şimdi insanlar üstünde deneme safhasına geldi. O yüzden burada burayı ayırmamız lazım. Çünkü vatandaşlarımız da hastalarımız da yanlış bir kanı oluşmuş durumda. Eğer ben bu zatürre aşısını vurulursa koronaya karşı korunacağım gibi bir yanlış izlenim var. İlk önce bu yanlış izlenimi düzeltmemiz lazım ki çünkü bundan büyük bir beklenti ortaya çıkıyor. Böyle bir beklentiye girmemek lazım. Peki şöyle bir şey olabilir mi hocam? Mesela bu son günlerde pandeminin artış oranı hızla artmaya devam etti. Acaba insanlar zatürre aşısı yaptırıp bana bir şey olmaz duygusuyla acaba kendini etrafa saçıp da artış nedeni evet. Bu olabilir mi? Tabii. Çünkü dediğimiz gibi insanlar bunu korona aşısı olarak isimlendiriyorlar. Hatta buraya geliyorlar, ben korona aşısı olmak istiyorum diyorlar. Evet. O da ne yapabilir? Bu yanlış inanış yalancı bir güvene de sebep verebilir. Nasıl olsa ben korona aşımı oldum, istediğim gibi davranabilirim şeklinde daha rahat hareket edebilir. Oysa koronaya karşı şu andaki en önemli koruma aracı maske, mesafe ve sterilizasyon. Ellerimizin temizlenmesi, yıkanması şu anda en etkili yöntem bu. O yüzden ilk önce bunu bir ayıralım. Yanlış bilgilendirme olmasın ve toplumda da yanlış bir bilgilendirme var. Bunları ilk önce düzelterek başlamamız önemli. Peki pnömokok aşısı olalım mı olmayalım mı? Pnömokok aşısı, zatürre aşısı. Şimdi bu aşı bizim bakterilerin yapmış olduğu pnömoniden, zatürreden korur. Peki bunun evet. önemi ne? Bunun önemi şurada. Biz hangi durumda bundan faydalanıyoruz? Sonuçta pnömoni bakteriler tarafından da yapılıyor, virüsler tarafından da yapılıyor. Şimdi virüsler tarafından yapılırsa ismine korona pnömonisi diyoruz. Bakteriler tarafından yapılırsa da bakteriyel pnömoni diyoruz. Bu dönemde bu aşıyı biz neden yapıyoruz? Bu dönemde bu aşıyı risk grubunda olan vatandaşlarımızı, hastalarımızı yapıyoruz ki karşımıza bir pnömoni çıktığı zaman en azından bu pnömoninin bakteriyel pnömoniden aşıyla beraber korunduğu ortaya çıksın aşı olarak. Karşımıza gelen pnömoniyi COVID pnömonisi olduğu konusunda daha rahat tanı koyalım diye bu aşıyı aslında yapıyoruz. Burada bize fayda sağlayacak bu aşı. O yüzden risk gruplarında bu aşının yapılmasını öneriyoruz. Şimdi gelelim bu aşıyı hangi risk gruplarında kimlere yapalım? Kimler olsun bu aşıyı? Evet. Hocam burada da gastroenteroloji alanındaki doktorlar ikiye bölünmüş bir durumda. Bir bölümün hastalarına özellikle gidip zatürre aşısı yaptırması gerektiğini, bunca zaman yaptırmaysa muhakkak yaptırması gerektiğini söylerken bir grup gastroenterolog ise İBH doktor dahil olmak üzere kesinlikle yaptırmalısın, yaptırmamalısın. İki gruba ayrılmış durumda. Hastalarımız da bu durumda. Şimdi derneğimiz arıyorlar. Ömür Bey, zatürre aşısı yaptırmalı mıyım, yaptırmalı mıyım? Benim doktorum bana yaptırmamı önerdiği için ben zatürre aşısını yaptırdım. Doktorunuz da yaptırın diyorum. Yani burada biz hekim olmadığımız için yanlış yönlendirme yapmak istemiyorum. Bir de bu zatürre aşısı yaptırılırken kullandığımız anti-TNF'ler, kortizon hapları, ümran tarzı kullandığımız ilaçlara göre ayarlanması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Mesela anti-TNF vurulduktan 2 gün sonra zatürre aşısı yaptırmanız gerekiyor veya da vurulmadan 2 gün önce zatürre aşısı yaptırmanız gerekiyor diye hekimlerimiz bilgilendiriyor. Burada bunları da bilmeniz gerekiyor hocam.
Şimdi tabii tıpta hiçbir zaman %100 bir doğruluk olmuyor. Ve tıp zaten tartışarak doğruları bulma sanatı. O yüzden bugün konuştuğumuz şeyi yarın yanlış çıkabiliyor. Fikirler sürekli değişebiliyor. Yeni araştırmalar sürekli yapılıyor. Bu araştırma sonuçları ortaya çıkıyor. O yüzden genel olarak bu konuda da tıp dünyasında sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi hekimler ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı yaptıralım diyor, bir kısmı yaptırmayalım diyor. Onu ben şöyle bir toparlayacağım şimdi. Mesela bu pnömokok aşısını şu anda biz Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu resmi yazılara göre kimler yapılacak, kimler yapılmayacak. Bunu zaten Sağlık Bakanlığı belirlemiş. Kimlere yapılmasını istemiş, onları ben şimdi sayayım. Kronik kalp hastalığı olanlara, özellikle konjenital kalp hastalığı ve kardiyak yetmezliği olanlara, kronik akciğer hastalığı olanlar, astım dahil kronik obstrüktif akciğer hastalığı olanlar, diyabet hastaları olanlar, yani şeker hastaları olanlar, boz kaçağı olanlar, kohlear implant olanlar, orak hücreli anemi ve diğer hemoglobinopatiler, fonksiyonel ya da anatomik asiptomi, yani dalağa alınmış olanlar, HIV enfeksiyonu olanlar, kronik renal yetmezliği olanlar, nefrotik sendromu olanlar, immün sistemi baskılanmış kişiler, radyasyon terapisi ya da immün süpresif tedavi verilen hastalar. Bu kısmı yuvarlak içerisine alalım, devam edelim. Hodgkin hastalığı olanlar, malign kanseri olanlar, lenfoma, lösemi, yaygın malignitesi, solid organ transplantasyonu olan, konjenital ya da edinsel immün yetmezliği olan, multiple miyelomlu olanlar, alkolizm olanlar, kronik karaciğer hastalığı olanlara Sağlık Bakanlığı zatüre aşısının yapılmasını öneriyor. Şimdi burada bizim konumuza geldiğimiz zaman burada hastalık olarak, yani sadece ulceratif kolit ya da Crohn hastalığı ya da işte inflamatuar bağırsak hastalığı olanlara hastalık olarak yapılması risk grubunda değil. Peki, ne risk grubunda? Ne risk grubunda? Ne risk grubunda? Bu hastaların kullanmış olduğu, eğer immün süpresif tedavi alıyorlarsa o zaman risk grubuna giriyorlar. Yani hastalık genel olarak bir risk grubunda değil ama tedavide kullandığı ilaçlara bağlı olarak eğer bir immün süpresif tedavi alıyorsa bu artık risk grubuna giriyor. Mesela şöyle bir örnek, 5 mg delta kortili bir aydan uzun süre kullanıyorsa bu artık immün süpresif bir tedavi alıyor demektir, risk grubundadır. İşte immüranı, diğer ilaçları falan kullanıyorsa risk grubunda olarak değerlendirebiliriz. Yani bence en güzel hani buradaki iki farklı düşüncenin en güzel toplamı bu şekilde olabilir. Yani siz ulceratif kolitseniz, olsanız risk grubu direkt olarak girmiyorsunuz ama eğer bir hastalıklarda sahipseniz ve immün süpresif bir tedavi alıyorsanız o zaman risk grubunda değerlendirilebilirsiniz. Daha önce de sizinle biz bu konu hakkında telefonda görüşmüştük. Derneğimizi arayan hastalara diyoruz ki lütfen sağlık ocağına gittiğinizde ben ulceratif kolit ya da kron hastasıyım demeyiniz. Bunun yerine evet, kullandığınız ilaçları söylerseniz size muhakkak zatürre aşısı yapılacaktır. Bazı hastalar gidiyor aile hekimliklerine. Ben ulceratif kolit hastasıyım, kron hastasıyım, zatürre aşısı yaptıracağım. Hayır, sana evet, yapamayız diyor. Gruplarında bunun çatışması oldu. Biz defalarca uyarıyoruz. Diyoruz ki lütfen kullandığınız ilaçların isimlerini bilin. O ilaç isimleriyle gidin. İdare izinde de aynı şekilde uyardık. Zatürre aşısında da aynısını uyarız ve şu anda grip aşısı geliyor. Grip aşısında da aynı uyarılarımızı yapmaya evet, devam ediyoruz. Çünkü biz aile hekimleri olarak aile sağlığı merkezlerinde Sağlık Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu rehberlere göre hareket ediyoruz. Buradaki evet, rehberde ulceratif kolit, Crohn hastalığının ismi geçmiyor. Eğer hastamız ben ulceratif kolitim, Crohn hastasıyım,
ben zatürre aşısı vurulmak istiyorum dediği zaman tabii ki rehbere bakılıyor. Rehber de bu hastalıkların ismi olmadığı için onlara gerek yok deniyor. Ama bu hastalarımız, biz bu hastayız ama immün süpresif tedavi alıyoruz, şu ilaçları kullanıyoruz derlerse, o zaman aile hekim arkadaşlarımız da bu vatandaşlarımızın, bu hastalarımızın immün süpresif tedavi alan hastalar grubuna girdiğini tespit ettikleri için onlara aşı yapılması konusunda yardımcı olabileceklerdir. Şimdi bir diğer konu da şu, aşıyla ilgili bir lojistik sıkıntı mevcut. Yani şu anda, evet şu anda diyelim benim yaklaşık 900 tane hasta bu grupta yer alan hastalıklar içerisinde risk grubunda. Ama Sağlık Bakanlığı bana yeteri kadar aşı göndermediği için bu sefer aile hekimleri bazen risk gruplarını en yüksek riskli olanlar, orta riskli olanlar, daha düşük riskli olanlar gibi kendilerine göre sınıflandırabiliyorlar. Mesela şu anda en riskli olanlar 65 yaşın üstünde olup kronik hastalığı olanlar, en risk grubunda olanlar. Gelen aşı yeterli olmadığı için bu sefer aile hekimleri olarak bizden, çünkü çok az aşı geliyor. Ayda 30 tane bir aşı geliyor bir aile hekimine ortalama diyelim. O zaman ne yapıyorlar? Daha çok 65 yaş üstünde olan ve kronik hastalığı olanlara bu aşıları yapılması yönünde bir yönelim gösterebiliyorlar. Ama Sağlık Bakanlığımız yeteri kadar bize aşı göndermiş olsa, o zaman bizim aşılama ile ilgili tüm risk gruplarını çok rahatlıkla aşılamamız mümkün olacaktır. Burada hastanın kafasının karışması bir de şu hocam. Sağlık Bilim Kurulu ilk genelge yayınladığında hastalık isimlerini tek tek yazmışlardı. Bu hastalık grupları içerisinde ülseratif kolit ve kronu da koymuşlardı. Daha sonra bunda bir değişikliğe gidildi. Ne yapıldı? Ümmün baskıcı ilaç kullananlar, bağışık baskıcı ilaç kullananlar diye hastalıkları genellediler. Şimdi hastalar bakıyor, ben kronik hastalık listesinde yokum. Biz uyarız. Bakın diyorum, bizler bağırsak baskıcı ilaçlar kullandığımız için hastalık olarak evet içerisinde yokuz ama kullandığımız ilaçlar neticene baktığınız zaman biz o gruba giriyoruz. Aile hekimlerine bunu bile iletirseniz mesela bazen kullandığımız kortizon ilaçlar, ümran ilaçları, antitenefler nabız sistemine işlenmiyor. Daha sonra aile hekimine gidip bu ilaçları işlettiği zaman otomatikman nabız üzerinden kronik hastalıklar listesine çıkıyorsunuz. Bazı hastalar kronik hastalıklar listesine çıkmayınca benim hastalığım kronik değil zannediyorlar. Aslında o listeyle bizim hastalık listesi farklı. Oradaki risk grubundaki hastalık kronik listesini yayınlıyorlar. İlk çıktığında dediğiniz gibi kron ya da ülseratif kolit vardı. Sonra ilaç kullanımına göre ülseratif kolit kron çıkarıldı. Ama yine de bizler idaresiniz. Mesela ben şu an ülseratif kolit hastasıyım. Özel bir sektörde çalışıyorum. Rahatsızlığım sebebiyle Mart ayından beri idare iznim. Bir ay kadar bir deneme yapıp bir şeyine davet ettiler. Ben de Covid'e yakalandım. Atlattım çok şükür. Daha sonra beni tekrar idaresine çıkardılar. Bununla ilgili çok mücadele veriyoruz. Hastalıklardan ziyade lütfen aile hekimliklerine, doktorlarımıza gittiğimiz zaman kullandığımız ilaçları söyleyelim diye özellikle üzerine basa basa söylüyoruz hocam. Evet, bu kısım önemli. Bu aşılamayla ilgili de kısa bir bilgi vereyim. Şimdi zatürre aşısı, iki cins zatürre aşımız var. Bir tanesi devletin ödemiş olduğu KPA-13 dediğimiz aşı, diğeri de devletin ödemediği ama eczanelerden temin edebildiğimiz PPA-23 dediğimiz aşı. Yani iki tane aşı var burada. Olunması gereken aşı, ilk önce KPA dediğimiz, yani zatürre aşısı, aile hekimlerinde devletin ücretsiz yapmış olduğu aşıyı vuruluyoruz. Bunu vurulduktan en az 8 hafta sonra, yani 2 ay sonra piyasadan PPA-23 dediğimiz aşıyı da alıp vurulursa, o zaman %99 oranında bir koruyuculuk sağlamış oluyoruz. Sadece KPA-13'ü vurursak %70 oranında bir koruyuculuk sağlayabiliriz. PPA-23'ü de peşine piyasadan 2 ay sonra alıp vurulursak da daha yüksek oranda bir koruyuculuk sağlayabiliriz.
Şimdi gelelim bu idari izin durumlarına. Yine idari izin durumlarında da sizin de dediğiniz gibi, evet, buyurun. Hocam araya girmek istiyorum. Şimdi Sağlık Bilim Kurulu üyeleri müstakil COVID ve korona hastalığında şöyle bir çalışma yaptılar. İmmün baskılayıcı yani kortizon, Ümran, anti-TNF grubu kullanan ilaçları risk grubuna aldılar. Şimdi bizim dernek Evet. olarak bir çalışma var. Bizim ulaştığımız hasta sayısı 5000 üzerinden örnek veriyorum ben şu anda. 5000 hastada 180'in üzerinde müstakil COVID ve korona hastası COVID'e yakalandı. Bu COVID'e yakalananların %50'si sadece meselesin grubu ilaç kullanıyor. Yani tablet ya da lağman kullanıyor. İçinde ümran kullanan yok, anti-TNF kullanan yok, kortizon kullanan yok. Ve buna rağmen COVID'e yakalanıyorlar. Yani bununla ilgili Sağlık Bilim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yani meselesin grubu ilaç kullanan bağırsak hastaları COVID'e yakalanıyorlar ve bir kısmı entübedeyken bir kısmı evde karantinada atlatıyor. Yani bizim dernek olarak ulaştığımız 180 üzerinde, yani Türkiye'de 125 bin hasta var. Biz 5 binle 180'e ulaştıysak, yani 1000'in üzerinde veyahut da 2000'in üzerinde müstakil COVID ve korona hastası COVID'e yakalandı. Ama bunun %50'lik bir kısmı sadece meselesin grubu kullanıyor hocam. Yani bu konuda da Evet. sağlık bilim yerini bilgilendirmek lazım diye düşünüyorum açıkçası. Burada sizin derneğiniz çok önemli. Çünkü inflamatuar bağırsak hastalıkları ve aileleri yardımlaşma derneği. Yani aslında bir hasta derneği. Türkiye'de hasta dernekleri çok az sayıda var ve çok değerli. Hasta derneklerinin yapmış olduğu çalışmalar, sizin biraz önce sunmuş olduğunuz veriler çok değerli veriler. Bunları Sağlık Bakanlığı'ndaki ilgili yerlerle sizin bizzat randevu alarak gidip görüşüp verileri sunmanın çok değerli olacaktır. Çünkü özellikle hasta derneklerinin geri bildirimleri Sağlık Bakanlığı için daha değerli olduğu için daha fazla değerlendirmeye alınabilmekte. O konuda çalışmalara sizler devam edeceksiniz. Bizler de sizlere destek olacağız bu konuda. Çok teşekkür ediyorum. Bakan Yardımcısı Sayın Emine Akmeşe Hanım'la biz iletişim halinde. Devamlı derneğimizin çalışmalarından kendilerini bilgilendiriyoruz. Biz sadece hastalık bilgilerinden ziyade hastalarımızın yaşadığı sıkıntıları da dile getiriyoruz. Mesela şu son dönemde SUT'taki fiyat artışından dolayı stoma hastaları, İBA'lı stoma hastaları çok fazla fiyat farkı ödemeye başladı. İlaçlarımızı bulamıyoruz. En önemlisi doktorumuza ulaşamıyoruz. Aktifleşen hasta arkadaşlarım var. Doktora ulaşamıyorlar. Arıyorlar. Covid'den dolayı doktor yok. Bu aktifleşen Evet. hasta kendi kendine ilaç başlayamaz. Kortizonu imkansız kendine başlaması bir intihardır. Veyahut da bir meselesin grubu ilacı veyahut da anti-TNF grubu geçilmesi gerekiyor belki ama doktora ulaşamadığımız için muayenemiz aksıyor. Ve bu sebeple ameliyata yönelen hastalarımız da çoğaldı bu dönemde. Gastro cerrahisi doktorlarımız var. Bunlarla da iletişim halindeyiz. Gerçekten ciddi bir artış var. Biz bunu da Sağlık Bakanlığı'na dile getirdik. Bu arada arkadaşlar sorularınız varsa sorularınızı yazın. Biz hocamıza ileteceğiz arada sorularınızı. Buyurun evet, hocam. Burada Emine Hanım'ın olması çok önemli bir avantaj. Çünkü kendisi enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Bu bakımdan çok değerli kendisi ve uzmanlık alanı da değerli ve tam bu konuyla ilgili uzmanlığı. Bu konuda Emine Hanım'ın çok faydalı olacağına, çok yardımcı olacağına burada inanıyorum. Tabii ki pandemi döneminde herkes etkilendi. Yani hastaneler etkilendi, ameliyatlar ertelendi. Yani şu anda pandemi döneminde yaklaşık şu andaki sayı 100 civarında hekim olsun, hemşire olsun, yardımcı sağlık personeli olsun vefat etti. Öldü. Evet. Yani gerçekten çok kötü bir dönemi geçiriyoruz. Hastaneler, ameliyatlar durdu. Servislerin hepsi COVID servisleri oldu. Normal hastalara bakılamadı. Yani ama şu andaki Türkiye'nin altyapısı, sağlık altyapısı ve hastane altyapısıyla beraber şu anda biz İtalya'nın, İspanya'nın ya da Avrupa ülkelerinin yaşamış oldukları kötü durumları en azından yaşamadık. Şu andaki evet. sağlık sistemi içerisinde bunu hala tolere edebilecek seviyedeyiz. Hala hastaları bu şekilde çevirecek seviyedeyiz. Çünkü tüm hastaların yaklaşık %80'i zaten bu hastalığı ayakta geçirebiliyor. Ayakta geçiriyor, hiçbir şikayeti falan olmuyor. Bunun geri kalan %10'u
biz evde tedaviyle halledebiliyoruz. Ev tedavisiyle bunları geçirebiliyoruz. Geri kalan %10'u hastaneye yatmak zorunda kalıyor. %5'i yoğun bakıma yatmak zorunda kalıyor ve %2'si de maalesef vefat ediyor. Yani şu andaki Türkiye'deki sağlık sistemi ve hastaneler ve aile hekimi sistemleriyle beraber tolere edilebilir bir seviyedeyiz. Ama bu sanılmasın ki biz eğer dikkat etmezsek bizi bu şekilde tolere eder bu sistem sanılmasın. Çünkü maske, mesafe ve temizliğe dikkat etmediğimiz zaman şimdi kış geliyor. En riskli aylara giriyoruz. Kasım, Aralık, Ocak. İnsanların daha fazla bir arada olacağı, daha fazla toplu olacağı, kapalı alanlarda daha fazla bulunacağı bir döneme giriyoruz. Bu dönem çok riskli dönem. Özellikle bu dönemde mutlaka maske, mesafe ve temizliğe çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Hocam, şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani sadece maske de yetersiz. Ben COVID'e yakalanmadan önce çift kat maske kullanıyordum. Cerrahi maskelerden kullanıyorum. Yanımda devamlı dezenfektan, kolonya taşıyan bir insanım. Devamlı dezenfekte yapıyorum. Kolonya ile kendimi koruyorum. Çift maske kullanmama rağmen COVID'e yakalandım. Yani maskeler taktık diye kendimizi sokaklara atmamak lazım. Yani burada evet, hani benim maskem, ben %100 korunacağım diye bir şey yok. Çift kat maske, evet, dezenfektan gezerken yakalandım. Ve çok zor bir süreç yaşadım. Ben burada hasta arkadaşlarımı bilgilendirmek istiyorum. Gerçekten zor günler yaşadım. İlk 5 gün evde kanter içinde kaldım. Kullandığım ilaçlar beni o kadar yordu ki anlatamam. Yani 5 dakika nefes alabilmek için her şeyimi feda edebilirdim o anda hocam. Yani tekrar doğru, tekrar yaşamak istemiyorum. O yüzden çok dikkat etmez lazım. Maske, mesafe diyoruz ama en önemlisi mesafe. Maske bile yetersiz geliyor hocam. Daha evet, dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle maske konusunda birinci olarak piyasada baktığımız zaman kaliteli maske kullanmak gerekiyor. Çünkü birçok maske var satılan, etrafta çok satılan maskeler var. Bakıyorsunuz böyle tutup iki hemen yırtılabiliyor. Burada birinci olarak kaliteli maske kullanmak lazım. İkinci olarak mutlaka maskeyi tüm yüzü kaplayacak şekilde takmak gerekiyor. Bir önemli konu ve zafiyet de genelde sigara içmek ya da ortak yemek yemek durumunda insanlar bir araya geliyorlar. Ortak evet, yemekte işte çaydı, sigaraydı ve yemek. Bu anda maskeler çıkartılıyor ve en riskli olduğu an sigara, çay ve yemek zamanı. Mümkünse arkadaşlarımızın sigarayı hiç içmemelerini öneriyoruz. Sigara içenlerin sigarayı bırakmalarını öneriyoruz. Eğer bir sigara yararlanabilir miyim? Evet. Buyurun. Mesela ben kullanıyorum. Ülseratif kolit hastasıyım. Öğretmenim ve okullar açıldığı için endişeliyim. Sınıflarımız 30'ar kişilik. İdare izin alamayacak mıyım? Yani az önce dedik ya, bu kortizon ve anti-TNF grubu kullanmayan bir grup, meselesin grubu olan grubu bir öğretmen arkadaşımın ve öğretmenlerden ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan birçok hasta arkadaşımızdan bu tarz sorular geliyor. Yani meselesin grubu kullananlar idare izinden elediler. İdare izinde yoklar. Yani bununla ilgili biz eminimle görüşüyoruz. Tekrar bununla ilgili nasıl bir çalışma düzenleme yapılır bilmiyorum. Yani yakın zamanda bir çalışma yapılacağını umuyorum ben. Evet, şimdi bu idare izin konusuna gelirsek, idare izin konusunda yine Sağlık Bakanlığımız bununla çıkartmış olduğu genelge ile idare izinle ilgili şartları şöyle belirlemiş. Demiş ki halen immünosüpresif tedavi alanlar demiş. Yani bizim tedavi alanlar. Metastatik ve veya kemoterapi, radyoterapi alan kanser hastaları demiş. Kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya destrüktif akciğer hastalığı veya statik asmatikus hikayesi olan hastalar, İnsülinle bağlı diyabet, komplike, serebrovasküler, koroner böbrek polineuropati olan, insülinle bağımlı olmayan diyabetli hastalar demiş. Komplike hipertansiyon demiş. Yani yanında serebrovasküler hastalık, böbrek, konjüktal kalp yetmezliği gibi durumların olduğu hastalıklar. Kronik karaciğer, böbrek yetmezliği olan,
serebrovasküler hastalık geçirenler, inmeler, kanamalar gibi bu şekilde sınıflandırmış. Yalnız bir şart daha sorulmuş. Bu şartta da demiş ki 01.06.2020 tarihinden önceki 2 yıl içerisinde bu tanıları 2 kez aynı tanıyı alma şartı getirmiş. Yani burada halen immünsüpresif tedavi alanların hala immünsüpresif tedavi alanlar ve 2 yıl içerisinde aynı tanıyı alan kişiler şu anda idari izinli olarak idari izne ayrılabilecekler. Sağlık Bakanlığı'nın şu anda getirmiş olduğu şart bu. Ve bu en avuz üstünden alacaklar bunları. Yani aile hekimlerine başvurmalarına gerek yok. En avuz sistemine girecekler. En avuz sisteminde kronik hastalıklar, raporlar diye tıkladıkları zaman onların hastalık kaydına göre orada idari izinli olup olmadıkları orada yazacak. Biraz önce söylediğiniz gibi yoksa hastalığı burada ne yapacak? Hastalığı yoksa, yazılmamışsa o zaman e-nabiz sağlık.gov.tr mail adresinden başvurusunu yapacak. Benim şöyle hastalığım var ama e-nabızda gözükmüyor. Bunun evet. için de tekrar aile hekimine başvurmasına gerek yok. Sadece e-nabız sistemine başvuracak. Onu da e-nabiz sağlık.gov.tr mail adresinden başvurusunu yaparak elindeki evet. raporları, şunları, bunları sunarak eğer oradaki e-nabız sisteminde kaydı yoksa kaydının yapılmasını sağlayacak ve bu şekilde idari izinli olması sağlanacak. Bu söylediklerim iki meslek grubu için geçerli değil. Bunlardan bir tanesi sağlık çalışanları, öbürde evet. MİT mensupları. Çünkü sağlık çalışanları ve MİT mensupları bu söylediğim şartlara göre idari izinli sayılmıyorlar. Onu da burada söyleyeyim. Sağlık çalışanlarının idari izinli sayılabilmesi için sadece kanser hastası olması ya da organ nakli yapılmış olması gerekiyor. Bu da tek başına yeterli olmuyor. Kendi birim amirinin bunu değerlendirerek onay vermesi gerekiyor. Yani bir sağlık çalışanı sizin gibi hastalıklara sahip olan sağlık çalışanları için mesela orada bile şey var, daha bir zorluk var. Yani kanser hastası ve organ nakli geçirmesi gerekiyor. Bir de hamileler içinse 24 ile 32 hafta arası sağlık çalışanları için idari izinli sayılıyorlar. Diğerleri için de idari izinli sayılıyorlar. Yani bu idari izin konusu dediğimiz gibi birazcık sıkıntılı bir konu. Herkes aynı şekilde değerlendirmiyor. Evet hocam. Bir de mesela e-nabızla kronik idari izinli listesindesiniz ama genelgenin ucu açık bırakıldığı için amirinin, işvereniniz sizi işe davet ettiği zaman gitmek zorundasınız. Ben gelmiyorum diyemiyorsunuz. Yani benim e-nabızla raporum var. Ben işe gitmiyorum deme hakkına sahip değilsin. Bunu yaşadığın evet. zaman işten atılmana bile sebebiyet verebiliyor. Çünkü ucu açık bir genelge yayınlandı. Aslında burada bir hak ihlali de var bakıldığı zaman. Yani hasta haklarına aykırı, sağlık çalışanları ve MİT çalışanları için de hasta haklarına aykırı, insan haklarına aykırı bir çalışma ve genelge yapılmakta. Biz bunu da dile getiriyoruz. Yani sağlık çalışanlarından çok ulaşan arkadaşlarımız var. Ünsertif COVID ve korona hastası olarak çalışan arkadaşlarımızı da biliyoruz. MİT'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışan arkadaşlarımız da var. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Devlet dersine çalışıp idare izinde olup amiri izinli iptal edip işe çağırabiliyor. Bu durumda da çok fazla savunamıyoruz onlar çünkü ucu açık bir genelge. Yani tamam şu an haklarını savunuruz bir şekilde ama ondan sonra yaşayacağı sıkıntıları da göz önünde bulunduğumuz için işe dönmelerinin daha doğru olduğunu söylüyoruz. İkincisi bir de az önce bir ilaç grupları saymıştık hocam. Ümüran, antitrenefe, kortizol. Bazı ilaçlar evet. elhamdülillah işlenmediği için aile hekimliklerine giderek hocam ben bu ilacı kullanıyorum ama işlenmediği için idare izni sayılmıyorum diyor. Aile hekimleri o ilaçları hastanın listesine eklediği zaman otomatikman yarım saat sonra e-nabızda da çıkıyor hocam. Şöyle aile hekimleri ilaç eklemiyor sisteme. Eğer hastanede hastaneden raporları varsa zaten raporlu olarak hastane raporları
e-nabız sistemine eklenir. Sadece aile hekimine geldiği zaman aile hekimi onun ilaçlarını, önceden kullandığı raporlu olan ilaçlarını tekrar reçete ettiği zaman sisteme düşer. Bazıları mesela elden alabiliyor, bazıları hiç hastaneye gitmemiş olabiliyor. O gibi durumlarda sıkıntı olabilir. Yoksa aile hekimine direkt bir ilaç ekleme diye bir şey yapmıyorlar. Anladım hocam. Peki bu e-nabızda çıkmıyorsa az önce dediğimiz gibi e-nabızın e-nabız gov.tr adresine e-nabiz sağlık gov.tr adresine mail atarak oradan taleplerini söyleyebilirler. Aynı zamanda biraz önce siz de dediniz işte diyor ki işte diyelim iş yerindeki amiri gelip çalışacaksın diyor. Gelip çalışacaksın dediği zaman bu hastalarımız, bu vatandaşlarımız mutlaka bir dilekçe yazarak kurumlarına o dilekçeyi versinler. Neden? Çünkü yarın bir olumsuz bir durumla karşılaştığımız zaman bu dilekçe bizim tazminat haklarımızı almamıza yardımcı olacaktır. Çünkü biz size bir dilekçe verdik, şu hastalıklarımız var, şu ilaçları kullanıyoruz ve size bildirdik. Buna göre idare izni sayılmamız gerektiğini size söyledik ama siz buna rağmen bize geldiniz, çalışın dediniz, çalıştık ve şöyle şöyle olumsuz durumlar çıktı. Çıkarsa o zaman o dilekçe bizim ileride alacağımız tazminatlarda bize bir delil olacak. Bunu da belirtmek isterim. Teşekkür. Şu anda Türkiye'de gene bir ismini vermek istiyorum. Bir İl Sağlık Müdürlüğü korona hastası arkadaşımızı kendi inisiyatifiyle işe çağırıyor. Arkadaşımız dilekçe veriyor, durumunu anlatıyor ve iş yerinde COVID'e yakalanıyor. Şu an mahkemelik oldular. Evet işte bunu söylüyorum zaten. Amirini mahkemeye verdi. Ben durumumu anlatmama rağmen beni zorla işe çağırdı diye. Şu an mahkemede devam ediyor. Evet. Biz dernek olarak da o İl Sağlık Müdürlüğü'yle yazışmalarımız devam ediyor. Müdür Bey'le biz de görüştük. Durumu arz ettik ama hasta entviyo anti-TNF grubu olan en ağır anti-TNF grubunu kullanıyor. Risk grubunun olduğunu dile getirdik. İş yerinde gerekli tedbirlerin alındığını ve iş yerinde yerini dolduracak elemanı olmadığını söyleyerek zorla işe çağırdı ve COVID'e yakalandı. Arkadaşım çok şükür atlattı. Yani atlatması çok önemli. Daha kötü sonuçlarla da karşılaşabilirdik bu durumda. O yüzden bu gibi hastalarımızın mutlaka çalıştıkları yere bir dilekçe vererek durumlarını yazılı, resmi hale getirip bir idare izin taleplerini resmi yazıyla da vermeleri bu bakımdan çok önemli. İşte yarın olumsuz bir durum meydana geldiği zaman o dilekçelerin hepsi birer delil olarak mahkemeye sunulacak dilekçeler olacaktır. Hak kayıplarını önlemek için. Çünkü söz uçar, yazı kalır. Kesinlikle hocam, çok haklısınız. Evet. Çok güzel bir planlayın oldu hocam. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Eklemek istediğiniz varsa devam edelim. Grip aşısıyla ilgili de bir bahsedelim. Çünkü şu anda zatürre aşısı dalgasını atlatmış gibiyiz ama şimdi bir grip aşısı dalgası geliyor. Şimdi bununla ilgili de kısa bilgilendirme yapayım. Grip aşısıyla ilgili ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl olacağız gibi. Şimdi bundan önceki dönemlerde ve bundan önceki yıllarda Türkiye'nin ortalama grip aşısı miktarı 1 milyon dozdu. Ve insanlara bu 1 milyon doz yetiyordu. Ama şimdi bu pandemiyle beraber insanların gerek zatürre aşısı gerekse grip aşısını olan talepleri çok fazla arttı. Çok fazla arttığı için şu anda Türkiye'nin elinde 1 milyon doz aşı var ama 10 milyon bir şey var, talep var. O zaman işte geçen senelerden farklı bir uygulama olacak şimdi bu sene. Çünkü önceden geçen senelerde ne yapıyorduk? Risk grubunda olanlara, 65 yaş üstünde olanlara ve risk grubunda olanlara biz aşıyı reçete ediyorduk ve eczaneden kişi aşıyı alıp vurulabiliyordu. Ya da parasıyla gidip eczaneden alıp grip aşısını vurulabiliyordu. Ama bu sene Sağlık Bakanlığı'nın geliştirmiş olduğu
yeni bir yöntemle beraber sadece bu da yine enabuz üstünden olacak. Enabuza girdiğiniz olup olamayacağını orada yazacağım. O yüzden buradan bizi hastalarımıza, vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz şu: eğer grip aşısı olmak istiyorsanız yine ilk önce enabuz sisteminize gireceksiniz. Enabuz sisteminizde grip aşısı için risk faktörüsünüz ibaresi varsa o zaman aile hekiminize başvuracaksınız. Aile hekiminiz o zaman sizin grip aşınızı yazacak. Ama eğer enabuzda risk faktörü arasında sayın veriyorsunuz bir ibare varsa o zaman aile hekimine tekrar başvurmanıza gerek kalmayacak. Çünkü Sağlık Bakanlığı bu aşıyı size şu anda vermiyor demektir. Anladım. Peki hocam, zatürre aşısı yaptıranlar ilaveten grip aşısı yaptırmalı mı? Aynı indikasyonlar geçerli. Zatürre aşısı yaptırma indikasyonu olanları grip aşısı yaptırması gerekiyor. Yalnız tek sıkıntımız ne? Elimizdeki grip aşısı miktarı zatürre aşısından daha da az olduğu için, mesela şu anda siz aranızda gidip dışarıdan zatürre aşısı alıp vurulabilirsiniz. Ama bu yıl paranızla gidip dışarıdan grip aşısı alıp vurulamayacaksınız. Anladım hocam. Çünkü grip aşısı sayısı çok az. 1 milyon doz var. O yüzden enabızınıza gireceksiniz. Enabızınızda grip aşısı ile ilgili bir risk değerlendirmeniz otomatik olarak yapılacak. Eğer enabızınızda grip aşısı için risk faktörüsünüz demişse aile hekimine gittiğiniz zaman aile hekimine grip aşısını yazacak. Eczaneye gideceksiniz. Eczacı grip aşısını size verecek ve tekrar aile hekimine gelip yapılacaksınız. Evet. PAH Dernek Başkanı aramızda. Kamil Bey, Kamil Hamidullah Bey başarılar dilemiş bize. Özgür Nefesoğlu yazmış. Hem sağlık çalışanına hem doktorlarımıza hem de size çok teşekkür ederim demiş. Gamze Hanım merhaba yazmış. Bu arada gelenleri de okuyorum hocam sizlere. Okunmadı demesin arkadaşlarım. Başka benim soracağım sorum yok hocam. Gelen sorular da yok. Biz sizi dinlemeye devam edelim. Çok da güzel anlatıyorsunuz. Detaylı bilgilendiriyorsunuz hocam. İlave etmek istedikleriniz, aklınıza gelen son cümleleriniz varsa almak istiyorum ben hocam. Evet, yani son olarak bu pandeminin yaklaşık 2022 yılına kadar, yani bir yıl, bir buçuk yıl daha devam edebileceğini hesaplamamız lazım. Aşı çalışmaları devam ediyor. Yalnız aşı çalışmalarında çıkacak sonuçları henüz bilmiyoruz. Çünkü korona pozitif olmuş olan kişilerin 3 ay sonra tekrar korona olduklarını da görüyoruz. Bu bakımdan aşı çalışmalarının nasıl sonuçlanacağı henüz daha net değil. Bu yüzden yine tedbirimizi elden bırakmamamız lazım. Yani evden mümkün olduğu kadar çıkmamak, kalabalıklara girmemek, maskeyi mutlaka kullanmak, maske kullanmamız, artı mesafeye mutlaka dikkat etmemiz ve el hijyenine mutlaka dikkat etmemiz belki de şu anda olacağımız grip aşısından, olacağımız zatürre aşısından, olacağımız korona aşısından bile daha değerli, bizi koruyacak olan yöntemler olacaktır. Özellikle buna dikkat edilmesini özellikle istiyoruz. Zaten bizim aldığımız bir duyuma göre hocam, Kasım'ın 15'inden sonra yasakların tekrar geri geleceğinin duyumunu aldık biz. Başta 65 yapılması kronikler olmak üzere yasaklar tekrar tek tek geri gelecek. Yaz sezonunun bitmesiyle yasaklar tekrar kapıları açacak bizlere. Yani tedbiri bırakmamak lazım. En büyük hatayı şunda yapıyoruz. Ben onu tanıyorum. Onda zatürre yoktur. Ben bunu tanıyorum. Bunda zatürre yoktur diyerek veyahut da Covid yok diyerek düzeltiyorum zatürreyi.
Covid yok, tedbirlerden bırakıyoruz. Çalıştığımız ortamlarda mesela bizler özel tek kişilik banklar hazırlanmış. Bu banklara ikişer üçer kişi oturmaya çalışıyoruz diğer yokluğundan. Yani bizler de bir nevi tedbirleri bırakmış oluyoruz. Daha sonrasında iş yerlerimizi kötülüyoruz. İşte bakanlığımızı götürüyoruz. Bizler tedbiri almadıktan sonra tabii ki eksiklikler var. Yok değil yani bu otobüslerdeki %50 kontenjan kalkması gibi, AVM'lerin açılması gibi hatalar yapıldı. Bu hatalarla beraber sayılar gitgide de çoğalıyor. Umarım bir an önce hiç yoka döneriz hocam. Dediğiniz gibi İnşallah. bu biraz zor ama bir yıl süresince bizler tedbiri bırakmamalıyız. Dediğim gibi bakanlıkta bizler iletişim halindeyiz. Sizler zaten ayrı olarak iletişim halindesiniz. Dernek olarak biz de sizlerle iletişim halindeyiz. Böyle hastalarımıza aktarmak istediğiniz bilgileriniz olursa sayfamız devamlı emrinizde hocam açıktır. Yeter Evet, ki hastalığınızı çok sağ olun. faydalanırsanız ne zaman arzu ederseniz canlı yayına yapabiliriz. Ben Teşekkür ederim. teşekkür ederim. Ağzınıza yüreğinize sağlık hocam. Çok güzel aydınlattınız bizleri. Takıldığım sorular olsa bizler size tekrar ulaşıp Tabii bilgi alabiliriz. her zaman sorularınızı sorabilirsiniz. Her zaman beraber ortak çalışarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Çok teşekkür ederim hocam. Saygılar sunuyorum. Sağlıkla kalın. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese.